Sercan, Sercan Dikmen Sercan, kardeşim benim be Sercan, bak Sercan. Alev, Alev Alev. <laughs> bir, ara, bir hareketlilik var ha dedi Güler yüzünde hayranım kardeşim benim Sercan Sercan Alev çok formda görünüyor ya. bir hareketlilik var dedi <laughs> Haldun abi ile Zeki abi neymiş o hareketlilik dedik hemen biz de bağladık bakalım neymiş o hareketlilik sıcak saatler Aykut İnce çok teşekkür ediyorum Zeki abiye Haldun abiye selamlar saygılar iyi yayınlar ve Beşiktaş'taki hareketlilik aslında liderliğin tadını çıkarma hareketliliği. Bir de transfer var elbette. Transferde de giden oyuncularla ilgili. Sözleşmesinin bitimine bir sene kalmış bir oyuncuydu ve kadro dışı konumundaydı Serdar Saatçi. E artık an itibariyle transferi gerçekleşti, gerçekleşmek üzere. E toplamda bonuslarla birlikte 2,5 milyon euro bonservis servis bedeli artı sonraki satıştan %20 pay olmak üzere. Serdar'ın Braga'ya transferi gerçekleşmek üzere Gün içerisinde Portekiz'e gidiyor genç oyuncu Orada sağlık kontrolleri sorunsuz gerçekleşmesi durumunda Transfer sonuçlanacak olumlu anlamda Kendisine hayırlı olsun Beşiktaş önce bir kronolojik olarak anlatmak gerekirse Önce bir kampta bir olay yaşanmıştı Ardından kadro dışı kaldı Ardından Beşiktaş resmi sözleşme imzalamak istedi Oyuncu tarafı çok fazla yanaşmadı. Ardından az önce de belirttiğim gibi sözleşmesinin bitimine bir sene kalmış. Aynı zamanda kadışı konumda olan bir oyuncu için çok çok iyi bir rakam bence. Toplamda 2,5 milyon euroluk ve sonraki satıştan %20 pay. Artık hayırlı olsun. Transfere dair bunu söyleyebiliriz. En azından bugünün hareketliliği anlamında Aykut İnce. Bağlantı. Bitirelim mi? <laughs> Bitirmeyelim olur mu? Sercan, iki haber verdin bitirdin. Akşama mı patlatacaksın? Çünkü şu an, şu an, <laughs> espri yapıyorum. Şu an açıkçası biraz daha... Diplomasi sürüyor. Sürüyor. Beşiktaş'ın bir sağ stoper bir de e, sol tarafta oynayacak olan bir kanat oyuncusu arayışı var sağ ayaklı. Boğurmunt forması giyen Sriki Dembele ile ilgili çok güzel gidiyordu bu görüşmeler. Ancak Boğurmunt'ta bir teknik direktör değişikliği oldu teknik direktör değişikliği bu sabah saatlerinde e, gerçekleşti. O, o, nedenle burada Premierlik ekibinde bir hoca gelmesi durumunda biraz karar verilecek. Sirki Dembele işi biraz 3-5 gün daha uzayacak gibi duruyor. Sağ stoper konusunda Beşiktaş ya, yabancı isimlerle görüşüyor ancak bir de yerli isimler var. Beşiktaş sağ stoper transfer, transferi gerçekleşmediği her gün, transfer döneminin sonuna yaklaştığımız her gün Kaan Ayhan'la ilgili ufak tefek haberler bahsetmemiz gerekecek. Çünkü Beşiktaş'ın halen aklında Kaan Ayhan var ancak şu an yüksek bir sesle söyleyemeyecek düzeydeyiz. Koray Günterle ilgili girişimleri vardı ancak Verona'nın çok fazla bu transfere yanaşmadığı bilgisi var. Ama halen sanki ben transfer döneminin sonlarına doğru bir Kaan Ayhan'la ilgili bir girişim yapılırsa şaşırmayacağım Beşiktaş'a dair. Ancak dünkü oyunla ilgili sizler daha iyi yorum Yaparsınız elbette ama dün Beşiktaş'ın ortaya koymuş olduğu performans hem fiziki açıdan hem de e, oyun anlamında gerçekten hem Beşiktaş taraftarını hem de teknik direktör Valerian İsmail'i fazlasıyla memnun etti ve o sezon başında yönetimi, futbolcuları, transferleri tartışılan, çok fazla içinde soru işaretleri barındıran, herkes tarafından eleştirilen Beşiktaş'tan bir anda birinci sıraya oturan, beşinci hafta hocası giden gider diyen bir takım varken dördüncü hafta lider olan bir takıma dönüştü. Bu dönüşüm hem sosyal medyada hem de dün işte Vodafone Park'taydık. Beşiktaşlıların çok fazla heyecanlı olduğunu görebiliyoruz. Beşiktaş'ın belki erken bunu söylemek için. Evet Beşiktaş'ın hedefi hep şampiyonluk ama e, dün 15 saat stadın orada olan birisi olarak söylüyorum. Gerçekten Beşiktaş taraftarı de arasında şampiyonluktan daha yüksek sesle konuşur vaziyette. Ben bundan şimdi, 4 hafta öncesini sezonun ilk maçını hatırlıyorum Kayserispor maçını. Bu yüksek sesle konuşmalar yoktu. Sercan şimdi bu bir eleştiri sorusu değil ama merak ettim. Yıllardır Beşiktaş hep altyapısından çıkarttığı gençlerle övünür. Çıkarttığı gençleri hep yurt dışına gönderir, satar eder. İşte milli takıma verir. Ama nedense bu sene bir gençleriyle olmadı. Şimdi bak Rıdvan gitti. Emirhan gitti. Şimdi Serdar Saatçi. Burada e, bu kararı alan kim? Valeryan İsmail mi? Ceyhun Bey mi? Başkan mı? Çünkü gençler hem Beşiktaş'ın geleceği, hadi onu da bırak bir kenara, Türk futbolunun geleceği kabul edelim. Neden böyle oluyor? E, bu gençler mi... E, Yeterli derecede kendilerinden emin değiller ya da başka bir sebep mi var? Nedir Sercan? Bunu ben kişisel olarak merak ediyorum. Bu bir e, transfer politikasını eleştirmek olarak değil. Neden böyle oldu Tabii. bu sene? Üç tane çok kıymet verilen genç oyuncu takımdan ayrıldı. Evet. Ya bu bütün saydığınız üç futbolcu özelinde olayları aslında tek tek ele almakta fayda var. Emirhan İlkan olayından başlayalım. Süreci çok net şekilde anlattık. Oyuncunun Avrupa'da oynama isteği vardı. E, kontratında bir madde var. Beşiktaş'ın karar merci olduğu bir seviyede değil. Herhangi bir kulüp 4,5 milyon euro ödeyip alabilirdi. 4,5 milyon euro ödeyip aldı. Burada Beşiktaş'ın politikası ile ilgili bir şey söylenecek noktada değiliz. Rıdvan transferinde Rıdvan ben Rıdvan'la da konuşan, oyuncu tarafıyla da konuşan, Beşiktaş kulübü yetkilileriyle de konuşan biri olarak söyleyebilirim ki oyuncunun Avrupa'da oynama isteği vardı ve sözleşmeyi Beşiktaş'ın teklif ettiği sözleşmeye çok fazla yanaşmadı. Bu da Beşiktaş'ın elinde olan bir durum değil. Serdar olayı hocasına bir tepki gösterdi. Kadruş kaldı. Sözleşme teklif etti Beşiktaş. Kabul etmedi. Beşiktaş da para kazanıyor. Yani eleştirinin ötesinde bence burada birinden 4,5 Emirhan, diğerinden Rıdvan'dan ne kadardı? Bonuslar dahil. 4,5 muydu? Bonusla evet net rakam net rakam 4.5 civarı. 6 idi. 6250 idi Haldun abi. Siz evet, de, evet Haldun abi lütfen siz daha hakimsiniz okunuyor biliyorum çünkü. 6 milyon euro civarında bir para. Ya onu geçiyor. Artı şimdi bonuslarla birlikte gerçekleşebilecek bonuslar olduğu söyleniyor. 2.5 da orada. Benim matematiğim zayıftır ama 3 futbolcudan hem de sözleşmelerinin bitimine bir sene kalmış olan bu futbolculardan 6, 4, 10, 14 milyon euro civarında bir yani bir para kazanılması bence mantıklı ve Beşiktaş'ın da elini güçlendiren bir durum. Buradan bu işte 13-14 milyon Euro'lar geldikten sonra yapılan transferleri biliyoruz. Vegor'sa, Vegor'sun parası çıkıyor. Sayısın parası çıkıyor. Dellali'nin parası çıkıyor. E alttan da oyuncular çıkıyor mu? Çıkıyor. Buyurun Berkay Vardar örneği. Henüz 18-19 yaşında olan bir futbolcu. Alanya maçında oynadı, bir sonraki maçta 45 dakika oynadı. Ben geniş kadro içerisinde fazlasıyla şans vereceğini düşünüyorum. Ki hamle olarak da Kerem, Kerem Atakan keskin transferi de genç oyuncu, altyapıdan çıkmasa da en azından genç oyunculara şans vereceğinin de göstergesi. Dün süre aldı çünkü. Ben sorunuz çok mantıklı bir soru. Üst üste genç oyuncuların <laughs> ayrılışı gerçekleştiği için ama üç oyuncu da kendi içerisinde olayları anlatmakta fayda vardı. O yüzden Aynen. anlattım. Çünkü baktığımızda Galatasaray, Fenerbahçesi, Trabzonspor'u, <laughs> Anadolu'dan birçok takım ...hep genç oyuncuları ile sözleşme uzatıyor, serbest kalır, maddesi ben, koyuyorlar. Bu noktada bu bir eleştiri değil. Değil değil. Aslında ben ona şöyle merak ettim. baktım Aykut ay, İnce. Bu oyuncuları satabilmek için önce oyuncuları bulmak, oynatmak, değerlendirmek gerekiyor. Beşiktaş bunu yapmış ki Ersin'i, Rızvan'ı sattı. Ersin'i satabilir, Allah söyletti. <laughs> <laughs> var mı bir şey? Var bir şey onu anlatayım Var bir şey var ağzından kaçırdı <laughs> <laughs> Rıdvan'ı, Emirhan'ı, Serdar'ı <laughs> satabilmesi için oynatması, parlatması, süre vermesi gerekiyor Satması için de bunları yapması gerekiyor Demek ki bunları yapmış Ersin'le ilgili temaslar var Ajax'la ilgili ama halen Beşiktaş kulübüne sorduğumda resmi teklif boyutuna geçilmemiş 9 milyon eurodan bahsediyor Hollanda basını Ben Ersin'e sözleşmesine bir yıl kalan bir oyuncuya... Hollanda kulübünün 9 milyon euro vereceğini çok düşük ihtimal olarak görüyorum. Ersin Beşiktaş'ta çok önemli bir oyuncu, çok karakterli bir oyuncu, çok da iyi performans sergiliyor ama 9 milyon eurolar bana çok gerçeği yansıtmıyor gibi geliyor. Bu yorumumdan öte sorarak öğrendiğim bir bilgidir aynı zamanda. Ama sanki benim hissiyatım bu bilgiden <laughs> ziyade. iki hafta içerisinde Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun X1 kulübe, şu an Ajax konuşulduğu için, Ajax'a veya X1 kulübe satışını değil de Beşiktaş'la 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını konuşacak gibiyiz. Enteresan bir şey söyledi bak son paragraf. Evet. Hadi evet. abi buyur. Şimdi birkaç tane sorum var e, Sercan'a. Sercan şu e, bir Dina yer meselesinde nedir durum? bir Gelişmeyi sormak istiyorum. Bir de iki tane de kulüp içerisinden sorum var. Kaleciler konusu e, elinde dört tane kaleci var e, Beşiktaş'ın. Şu andaki durum nedir? Yani Ersin dediğin için de ben e, biraz oradan yürümeye çalıştım. Bir de Beşiktaşlar tabii merak ediyordur diye sana soruyorum. Gezal'la Souzan'ın e, dönüşleriyle ilgili Hı. senin ulaştığın bir bilgi var mı? Çünkü e, onların dönüşü Hı. takımda daha farklı bir potansiyel oluşturacak diye düşünüyorum. Gezal'la Josef'le son sorunuzdan başlayayım. Müsaadenizle Haldun abi. Gezal sakatlığını atlattı. İki gün önce üst solunumda bir problem çıktı, hastalık. Ancak stada geldi. Yani en azından kafalarda soru işareti kalmasın diye koronavirüse dahil bir durum değil. E, gerçekten hastalıkla ilgili bir durum. Yarın ya da ertesi gün antrenmanları çıkacak. E, Ankara gücü maçında bir sonraki maçta kadroda olacaktır. İlk 11'de olur mu aslında bilmiyorum. <laughs> Zor Aslında bu Beşiktaş'ın nasıl bir oyunu ortaya koyduğunu da göstergesi. Gezzal sakatlığını atlatıyor, hastalığını atlatıyor. Kadroya dönüyor haberi paylaşan biri olarak 11'de oynayabilir mi diyemiyorum. Çünkü Gezzal'ı orada kesebilecek olan bir muleka performansı izledik. Ama kadroda olmasını ben bekliyorum Ankara gücü maçında. Kesin de olacaktır. Gezzal'la ilgili, e, Josef'le ilgili 2 hafta daha beklemekte fayda var. Henüz sakatlığını atlatmış olsa da takım adaptasyon problemi ve Josef'in fizik kalitesinin ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Fiziğiyle oynayan, efor harcayan bir oyuncu. Onun %100'e gelmesi için halen iki haftalık bir süre var bu sorunuzu cevaplandıktan sonra Dinaer konusu. Beşiktaş Kulübü Sayın Başkan Ahmet Durçe Spor'da yayına çıktığında Erol Kaynar'la Erol abiyle Cüneyt Şen'le birlikte orada teklifte bulunduklarını söyledi. Dinayer'i Beşiktaş istiyor. Ancak Dinaer çok yetenekli bir futbolcu. Beşiktaş Kulübü'nün beğendiği bir oyuncu. 2,5 milyon euro civarında bir senelik ücret istiyor. Beşiktaş'ta da... Kaç para? 2,5 milyon euro civarında. 2,3, 2,4 diyerek düzelteyim ben bunu. Ancak Roma'nın sayıs. Beşiktaş'ın takım içerisindeki savunmada lider konumda olan bir oyuncu. Maaşı 1,8 milyon euro. Beşiktaş'ta bir sonraki hamle büyük ihtimal sağ stoper olacak. Sağ stoperde yerli veya yabancı fark etmeksizin sayısını aldığı 1.8 milyon euronun bir kuruş fazlasına çıkacak bir transfer beklemiyorum. Dinayeri Beşiktaş istiyor mu? İstiyor. Denge, dengeleri bozar diyorsun. Dengeleri bozar. Bozacağını düşünüyor etkili isimler. Eğer Jason Dinayer istediği 2.3-2.4 milyon eurodan 1.8 milyon euro, 1.7 milyon euroya inerse bu transfer gerçekleşir. İner mi? Ben ineceğini de düşünmüyorum. Çünkü oyuncuya fazlasıyla yüksek meblağlı, bol sıfırlı teklifler var. 2,5 milyon euronun da üstünde. Sercan imza parası da var. Ben e, net olarak biliyorum. Başka bir kulüp e, talip olduğunda 4 yıllık sözleşme, 2,5 milyon euro yıllık maaş, 2 milyon euro da imza parası istemiş. Ee, ben sadece katılıyorum ben katılıyorum sana. Yani çok evet. zor transferi. Bir noktası Beşiktaş savunmaya yapacağı takviyede Roma'nın sayısını aldığı 1.8 milyon Euro'nun üstüne bir kuruş çıkmayacak bir transfer yapacak. Evet. Çünkü Beşiktaş'ta bu yıl itibariyle transferlerin hepsi o kadar dengeli, maaş skalaları o kadar dengeli, yerli oyuncuların yerli seviyesinde, yabancı oyuncuların yabancı oyuncu maliyetleri seviyesinde kurgulanmış ki belli bir yol haritası üzerinden ilerlenmiş ki herhangi bir zıtlıkla, herhangi bir karmaşaya yol açacak transfer yapılması istenmiyor. Bu Jason Dinayer'in Beşiktaş tarafından istenmediği anlamına gelmesin. Başkan söyledi. Evet. Profesyoneller söylüyor. İstiyor Beşiktaş. Ancak bunu isterken arka tarafta çok çok daha ciddi şekilde ilgilendiği oyuncular zaman zaman oldu. Ben sadece mantığı anlattım. 1.8 milyon euronun üstüne çıkacak bir stoper takviyesi yapılmayacak Haldun abi. Dinaayır'ın yanında bir birini daha sormuştunuz Bir sana. soru daha sordum ama onu söyleyeceğim, hatırlatacağım. Sadece şunu da vurgulamak bunu tamamlasın bir. He, şu Hayray hayır, şu Dinaayır'la ilgili bir ekleme yapayım. Yalnız Avrupa'da transfere bir gün kaldı. Yani o 2,5 milyon euro'lar, bilmem imzalar falan yani onlar da unutmamak lazım ki bir gün sonra artık e, Bireyiz, Türkiye, evet. Türkiye'den Türkiye'den başka bir yere kalmayacak yani öyle bir durum söz konusu diye söylüyorum. Ben kalecileri sormuştum. E, kaleciler Ersin'le ilgili durum sözleşme imzalanacak bence. Rakamla ilgili bir şey bilmiyorum şu an. Teyide Muhtaç. O yüzden yıllık alacağı ücretle ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Şu an Beşiktaş'ta Ersin, Emre Bilgin, Utku. Mert Günok, Utku Yuva Kur'an dizilişi var. Bunda bir değişiklik olması için Mert Günok'un takımla birlikte çalışıyor ancak Allah bir daha yaşatmasın çok zor, sıkıntılı ve ağır bir sakatlık geçirdi. Ee, 3-4 hafta içerisinde Mert Günoğ'un normal performansını hatırlayabileceğimiz idmana seviyesine gelecek. Oradan sonra belki hoca takdiri tabii ki şu anda bir şey bilmiyoruz. Ersin, Mert Günok arasında dönüşecektir. Ama şu an Emre ve Utku'nun biraz daha geri planda olduğunu söyleyebilirim. Bunu hmm. sormuştunuz doğru anlatabilir Evet Evet inşallah. doğru çok doğru. Bunu Benim sorayım. de sorum var. Ben Bugün sıkıştıracağız Sercan'ı. Yok sıkışmıyor rahat aslında. sıkışıyor. sıkışıyor. İştenlikle her ben soruya işim. cevabını veriyor. Verir, verir. Ee, sorum şu. Muhteşem bir performans ortaya koyan Vegors'un e, gollerine, asistlerine devam edince taraftar bon sıkıştıracak. Diyecek ki "Bon servisini alalım." Şimdi onunla ilgili pazarlıklar başlar mı? Çünkü performansı böyle devam edecek gibi görünüyor. Ee, Beşiktaş için tatlı bir sıkıntı. Bir de şunu soracağım, ee, Enkudu yeni bir transfer gibi. E, hoca ne yaptı da Enkudu'yu bu kadar moralli, bu kadar istekli futbol oynuyor, coşkulu oynuyor. Yani e, bir terapiye uğramış Enkudu da öyle görünüyor. En çok merak ettiğim de o, çünkü e, Enkudu, yani bu baskılı futbolda, e, tahrip gücü yüksek futbolda başarılı oynayan oyuncu Enkudu gibi duruyor. Hoca. Hoca yani hoca Enkudu Frankofon yani Fransızca konuşan insanlar ve rahatlıkla iletişim kurabilecek olan, kendi dillerinde anlaşabilecek olan, dertleşebilecek olan futbolcular. Enkudu ile ilgili yanlış bir algı vardı Zeki abi. Sakatlığı ile ilgili, kronik sakatlığı ile ilgili hep yıllardır böyle söylenir ama Enkudu sezon içerisinde sakatlandığı e, her pozisyonda, her duruma baktığımız zaman bunların hepsinin darbeye bağlı sakatlıklar olduğunu görebiliyoruz. Burada hoca ile iletişiminin üst seviyede olduğunu anlayabiliyoruz ve gerçekten gerçekten bunu Salih Uçan için de sezon başı kampını yerinde takip eden bir basın mensubu olarak ifade edebilirim. Enkudu'nun, Salih Uçan'ın, Sayıs'ın, örnek veriyorum şu an performansından söz ettiren Vegors'un bunların hepsinin fragmanını bizler kampta izledik, gördük. Kampta iyi performans sergileyen oyuncuların hepsi aynı performanslarını ligede yansıttılar. Bunu anlatma sebebim şuydu, İyi bir sezon başı kampı geçiren her futbolcu Beşiktaş'ta kendine geldi. Ben Kevin Enkudu'nun da kendinden bu kadar söz ettirme sebebini iyi bir sezon başı kampı yemesine bağlıyorum ee, Zeki abi. Vegors? Ha Vegors, Beşiktaşlar kendi arasında para biriktirmeye başladı. <laughs> 10 Wegors'ta milyon euromuş şu anda net olarak bilinen. Ücret. Kaçtı Zeki abi? 10 milyon evet. euro mu? Evet 10 milyon euro. Eder ama. <laughs> Yani Beşiktaşlılar için aramızda kalsın fazlası da eder ama en azından bunu duymasın kulübü tabii ki. Şu an için çok erken bunu daha sorma noktasına bile gelemedik ama v Vegors dün maç sonunda sorma şansı bulduk. Ya bir santrafordan öte zeki abi bir sırtındaki forma numarası gibi 10 numara oynuyor. Evet. Bizim Türkiye'de 10 numara algısı forvet arkasında oyun kuran, inanılmaz paslar atan futbolcu. E, hayal ettiriyordu. vegors o boyuyla, oynadığı Santrafor mevkiiyle gerçekten bir on numara performansı sergiliyor ve e, bazen futbolcularla konuşuyoruz, başka futbolcularla alakalı. Tüm arkadaşları Vegors'un karakterinden, e, sohbetinden, arkadaşlığından fazlasıyla memnun. Bir de şu, Muleka'nın omzuyla attığı e, gol e, kafayla vursa o kadar şiddetli gitmezdi. Acaba idmanlarda omuz çalışması da mı yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bazen futbolcuların şansı yaver gidiyor. Muleka çok yani kampta görme fırsatı bulduk. Burada da konuşuyoruz zaman evet. zaman. Zeki abi çok duygusal bir futbolcu. Yani pozisyonu kaçırdıktan sonra bile işte zaman zaman duyduk. Hafta içerisinde onunla ilgili kendi içinde düşüncelere kapılan bir futbolcu. Arkadaşları da fark etmişsinizdir. Muleka gol attıktan sonra çok daha fazla sevinde. E Muleka şansının yardımıyla attı ancak diğer golü çok çok fazla beceri şimdi, gerektiren e, bir koşu gerektiriyor. Şimdi, şimdi Sercan'a da bir Begors röportajı yakışmaz mı sen? Yakışmaz yani? olur mu kardeşim? Abi, abi. Hayır, ben birinci şimdi, yakışmaz mı? Ya, foto maçtan birinci sayfadan mı? veririz. <laughs> ben tersinden <laughs> ah, tersinden gideyim Begors'a bir Sercan röportajı yakışır <laughs> sana. <Begors> ha. <laughs> <da yakışır, gülüyor> röportajı için Beşiktaş İletişim Direktörü Meriç Bey'e Cihangir Göktağ'ın medya sorumlusuna seslenmiş olalım. Artık, bir baskı yaratalım bari. Artık top sende Sercan. <laughs> İşini bilirsin. Peki bizim atladığımız bir şey kaldı mı ya da senin ilave edeceğin başka bir şey? Bence her şeyi konuştuk Aykut İnci. Tamam. Haldun abicim yoksa uğurlayalım seni. Evet. Sercan'a teşekkür teşekkürler. Sercan.